Herkese merhaba. Bugün 10 dakikada daha ince, daha sıkı, daha kuvvetli ve selülitsiz bacaklar ve kalça için birbirinden etkili egzersizler yapacağız. Matını, havlunu ve suyunu hazırla, seni bekliyorum. Ben egzersizinize başlamak için kronometremi aldım. Hareketlerden maksimum fayda sağlamak için yine her bir egzersizi 30 saniye yapacağız. Böylece hem düşüneceğiz hem de nabzı arttırıp kalori harcayıp yağ yakacağız. Ama eğer yeni başlıyorsanız 30 saniye yerine 10 ya da 20 saniye yapabilirsiniz hareketleri. Biz her bir hareketi 30 saniye yapıp 20 saniye dinleneceğiz. Tamam, başlıyoruz. İlk egzersizimiz lunge egzersizi. Bir adım geriye attım. Arkadaki bacağım parmak ucunda. Şimdi yapacağımız hareket şu olacak. Eller belimde, kalça kemiklerim direkt karşıyı gösteriyor. Böyle rotasyon istemiyorum. Ben burayı uzun düşünün lütfen. Aşağıya doğru indim, dizim hafif yere değdirdim. Bu arada öndeki dizim parmak ucumu geçmiyor ya da çok geride kalmıyor. Tam ayak bileğimin üzerinde ve tekrar geri kalktım. Kalktığımda da bu kalçayı sıktık. Tamam? Hadi başlayalım. Ben başlattım. Birazcık zor bir hareket ama squat ve lunge'lardan daha fazla bacak çalıştıran, kalça çalıştıran ve etkisini kısa sürede hissedeceğiniz bir egzersiz gerçekten yok. O yüzden derin bir nefes alın. Kendinize güvenin. Çok kısa süreceğine emin olun. Ve etkisini de eğer bu antrenmanı haftada 3 gün yaparsanız 4 hafta içinde hissedeceğinize emin olun. Şimdi bacak değiştiriyorum. Diğer ayağımı aldım geriye. Yine arkadaki ayağım parmak ucunda. Kalça kemiklerim karşıyı gösteriyor. Ön dizimi bükerek lunge'a başlıyorum. Ver nefes. Uzun düşün omurgayı. Sakın bırakma. Çok hızlı yapmanı istemiyorum hareketleri. Çünkü hızlı yaptığında eklemlerim yorulacak. Ama yavaş yaptığında kaslarına kısılmak için süre tanıdığından kasların çalışacak ve çok daha etkili olacak. Devam ediyorum. Öndeki ayağımın dizine dikkat. Ve bunu da bitirdik. Gayet güzel ve hızlı başladık antrenmana. Ben bu 20 saniyeleri seni çok fazla oyalamak istemediğim için birazcık kısa tutabilirim. Sen eğer kronometrenle çalışıyorsan lütfen 20 saniye dinlen ama oturarak değil, nefesinin yerine gelmesini bekle. Yerinde güzel adımlar atarak geçsin bu 20 saniye. Tamam? Bence bitti. Şimdi ikinci egzersizimize geçiyoruz. Yine lunge'lı bir egzersiz aslında. Bu sefer lunge'da başlayalım. Bir ayağımı koydum yine. Ön dizim bükülü. Dizim çok önde ya da çok geride değil. Tam ayak bileğimin üstünde. Lunge'dayım. Kalktım. Ve tekrar lunge'dayım. Çektim yukarıya bir adım. Tamam. Hadi başlattık. Hop çek bacağı. Lunge'a otur. Hop çek yukarı. Otur. Ver nefes. Yine dizine dikkat et. Çok önde ya da geride olmasın. Süper. Bakışlarını karşıya odakla ve devam et. Aç güzel bir müzik ve hareketi antrenmanın sonuna kadar bitir. Sonra kendine gurur duyacaksın ve 30 saniye bitti. Hadi diğer bacak. Güzel bir adım attım. Yüzümün ayak bileğinin üstünde olduğundan emin oldum. Ve başlatıyorum kronometremi. Çek dizi, koy yerine. Çek dizi, koy yerine. Devam et. Nefese odaklan. Süper. Bırakma sakın. Hayır, 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 az kaldı. Sen ne istiyorsun biliyorum, o 34-36 beden pantolonlara girmeyi. Süper. Şimdi 20 saniye dinleyeceğiz. Biraz sohbet edelim. Tabii sadece bu hareketleri yapmak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Kızartmalardan uzak durmanız gerekiyor. Şekerli gıdalardan uzak durmanız gerekiyor.
düzenli yürüyüş, kardiyo ve düzenli egzersizle, yani yürüyüş, egzersiz ve beslenmeyle sonuç alacaksınız. Şimdi, evet, güzel bir egzersiz geliyor. Squat, side kick, bir taşla iki kuş vuracağız. Önce hareketi gösteriyorum. Ayaklarım kalça genişliğinde açtım. Çok daha fazla değil. Popom geride, dizler parmak ucumu geçmiyor. Omurgam düz ve yere karşıya bakıyor. Kalktığımda ayağımı flex'e çekip yana bir tekme atacağım. Tamam? 30 saniye. Hadi başladık. Hop, güzel bir squat. Kalkarak flex, yana bir tekme. Bir sağ bir sol yapalım. Süper. Devam. Squat gerçekten kalça ve bacak şekillendiren en etkili egzersizlerden biri. Sanki arkada bir iskemle var ve onu oturmaya çalışıyorsunuz gibi düşünün. Ve sabırlı olun. Bitirdik bile. Sıradaki egzersize bakalım. Süper. Şimdi yine squat yapacağız. Bu sefer iç bacakları ve dış bacakları biraz daha çalıştıracağımız bir egzersiz olacak. Yine hareketi göstereyim kronometreyi çalıştırmadan önce. Squat'a oturdum ve burada kendimi sabitledim. Ayak tabanlarımla tam basıyorum yine. Ayak içlerim, parmaklarım ve topuklarımla bastığından emin oluyorum. Ve burada kısa kısa dizleri dışa açıyorum. Tamam? Vücut sabit, dizler dışarı. 30 saniye. Başlattım. Hop, indik. Aç. Kitle vücudu. Hiç hareket etme, yapabilirsin. Dediğim gibi yeni başlıyorsanız 10 saniyelerle başlayın. 20 saniyelere yükseltin. Devam, dizler dışa. Öne kaymıyor. Sonra güçlendikten sonra 30 saniyelere geleceksiniz zaten. Biz bugün 30 saniye, son 3, dayan, 2 ve son. Süper. Şimdi birazcık daha dinleniyoruz. Dinlenirken bir yere oturmak yok. Sadece nabız yerine gelsin diye. Bir sonraki hareketi daha verimli yapalım diye küçük adımlarla yerimizde sayıyoruz. Ve sıradaki egzersizime bakıyorum hemen. Süper. Squat'la devam ediyoruz. Şimdi sumo squat yapacağız. Yani daha çok iç bacağın çalışacak. Tüm bacak çalışıyor ve kalça ama iç bacaklar daha aktif. Şimdi omuz genişliğinden daha fazla açtım ayaklarımı. Ve parmak uçlarımı dışarıya doğru açtım. Benim önceki videolarımı eğer yaptıysanız artık sumo squat'ı biliyorsunuz. O yüzden başlatıyorum kronometreyi. Yavaşça kuyruk sokumunu mata doğru bırak. Kalktığında da kalçayı sık tekrar. Ver nefes, in ve devam. Egzersiz sırasında su içebilir misin? Evet, içebilirsin. Birkaç yudum. Yarım litreye geçmesin. Zaten bunlar hiç antrenman tadında. Yüksek yoğunlukla ama kısa antrenmanlar. Çok su içip hareketi daha da zorlaştırma. Antrenman sonuna bırak ama birkaç yudum alabilirsin aralarda. Ve 30 saniyeyi bitirdik sohbet ederken. Yine yerinde say. Güzel. Nasıl gidiyor? O kadar çok istiyorum ki sizi duymak, yorumlarınızı almak. Şimdi devam edeceğiz. 4 ayak üzerindeyiz. Size 20 saniye dinlenme süreniz geçerken ben hareketi göstereyim. 4 ayak üzerinde hizalandık. Burada omuzlar el bilekleriyle aynı hizada, dizler de kalçayla. Ve asla kürek kemiklerimin içine çökmüyorum. İki kürek kemiğim birbirinden uzak. Ellerimle matı itiyorum ve omuzlar kulaklardan uzak, dümdüz düşünüyorum. Tamam? Şimdi burada önce hareketi level level, kademe kademe arttıracağız. Bir bacağım 90 derece bükülü bir şekilde yukarıya it ve çek. Yere koyma, devam edeceğiz. Hadi başlattım. İt ayak tabanının altında sanki bir ağırlık varmış gibi. Yukarıya doğru it ve çek. Bacağını iterken kalçam böyle dışarıya açılmasın. Kalça kemiği yine matı gösteriyor. Ellerle matı itmeye devam et. Güzel. Devam. Sakın bırakma. Bu 4 ayak üzerindeki kolay egzersizlerimizden. O yüzden lütfen hızlanma.
ve bitirdim. Hiç bozmadan diğer bacak için 30 saniye. Ayağım flex'te. Sırtım dik. Omurgam uzun. Sanki ayak tabanının altında bir ağırlık varmış gibi it onu yukarıya. İt. Devam. Sıkıştır kalçayı yukarıda. Ver nefes. Karın içeride. Bel boşluğunu fazlalaştırma. Ve kalça kemiğin dönmesin. Sen sıkılma diye konuşuyorum. Kafanı karıştırmıyorumdur umarım. Ve devam ettim, süper. Bir stretching yapalım. Kalçayı gönder geriye. El bileklerini dinlendir. Ve sonraki egzersizi anlatıyorum. Şimdi yine dört ayak üzerindeyiz ama isteyenler, kendine güvenenler bu hareketi parmak uçlarına taksınmadan ve dizleri hafif yerden yükselsin. Bakın çok fazla değil ve yerden yükseldiğinde kalçanız öne gitmesin. Kalça dizin üstünde. Ver nefes, yüksel ve bacağı yana doğru açacağız. Tamam? Çok zorlanırsan dizleri yerdeyken yana doğru açmanı istiyorum. Şimdi el bileklerini yine bir dinlendir. Acımasınlar. Bir ısıt onları. Ve başladığım yerden yükselt dizi, aç yana. Böylece bacağının her yeri çalışıyor. Ellerin üzerindesin, sırtın ve karnın çalışıyor. Dayan lütfen, yarısı bitti bile. Nefese odaklan. Ve son 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça dinlen. Ve diğer bacak için. Ver nefes. Yüksel. Dediğim gibi istersen senin dizlerin yerde olabilir. Diğer bacağın yana doğru açıyoruz. Kronometreyi başlatmayı unutmuşum ama. Süper. Bir 5 saniye fazla yapacağım. Hiç önemli değil. Fazla olsun, eksik olmasın. Yarısı bitti bile, aç. Devam. Nefese odaklan. Son 5. 3, 2 ve son kez. Güzel. Bir esne. Kalçayı gönder geriye. El bileklerini de şöyle çevir, dinlendir ardı varsa. Güzel. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Yine en etkili kalça ve bacak egzersizlerinden. Eğer varsa küçük bir top koyabilirsin bacakların arasına. Bir minder koyabilirsin. Ya da hiçbir şey koyma. Bir şey koymayacaksan da püf noktaları söyleyeceğim. Şimdi parmak ucundayım hareketin etkisini arttırmak için. Yavaşça kalçamı yukarıya kaldırıyorum. Ve yavaşça omurlarımı tek tek indiriyorum. Tamam. Şimdi kalçayı yukarıya kaldırdığında eğer dizler arasında bir şey yoksa dizler açılmaya çalışacak. Sen dizlerini yaptığındaki aradaki mesafe neyse yukarıda da aynı açıklıkta tutmaya çalış. Yani bacaklarını birbirine doğru itmeye çalış. İç bacaklar da aktif olsun. Tamam. Hadi başlatıyoruz. Ver nefes. Hop kaldır. Parmak ucundasın. Tam selülitli olan bölgeleri, şikayetiniz olan bölgeleri çalıştıracak etkili bir egzersiz. Sadece 30 saniye yapacağız. Bu arada bilmiyorum nabız ölçen bir saatiniz var mı ama benim nabzım 140'ları çıktı. Çünkü dediğim gibi hit antrenmanlarda saniyeyle çalıştığınızda hareketin etkisi inanılmaz değişiyor. Şimdi 30 saniye bittiğinde yukarıda kal. Bekle. Karnı ve kalçayı sabitle. Hiç düşürme. 30 saniyeni başlat. Bir sağa yukarı, bir sol. Ama bak hala parmak ucundayım. İki tane asis kemiğim tavanı gösteriyor. Kalçamı hiç düşürmeden sabitledim onu. Devam ediyorum. Omuzlarınla itme atı. Süreyi başlattım mı diye baktım. Bu sefer de unutmadım inşallah diye. Hadi devam. Ve bitirdik. Yavaşça indir omurlarını yere. Dizlerini bir karnına çek. Süper. Yüzüstü yatacağız şimdi. İki tane çok etkili kalça egzersizim var.
daha önce yapmamış olabilirsiniz. Şimdi önce göstereyim. Eller alnımda, bacaklarımı büktüm. Ayak tabanlarım tavanı gösteriyor. Tamam. Kendimi iyice mata yapıştırdım. Burada bir sağ bacağımı yukarıya doğru ittim. Kalçamı sıkıştırdım. Koydum yerine bir solunu. Tek tek gideceğiz 30 saniye boyunca. Çok fazla zorlayıp belinizde hissetmenizi istemiyorum hareketi. Kaldır. Hala kalça kemiği yerde. Zaten sıkıştığını göreceksin. Tamam. Sağ sol 30 saniye boyunca. Ben başladım. Sürende. Yine aynı pozisyondayız aslında ama bu sefer topuklarımı birleştirdim. Dizlerimi yana doğru açtım. Ayaklarım da şu anda V şeklinde. Tamam. Topukları birleştir. Ayakları V şeklinde al ve dizlerini aç iyice. Böyle yine alnım yerde ayak tabanlarımı tavana iteceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Pozisyonu aldınız mı? Hazırsak başladık. İt. Geriye. Son hareketimiz. En zorunu en sona bıraktım ki nabzı tam arttıralım ve öylece de egzersizimizi bitirelim diye. Hemen kronometremi tekrar 30 saniye ayarlıyorum. Süper. Jump squat yapacağız. Yani squat'a oturduk ve yukarıya sıçradık. Tamam. Siz saçlarınızı toplayın ne olur. Ben videoyu bölmemek için toplamayı unutmuşum. O yüzden biraz dağınık yapacağız. Hadi başlayalım. Squat, sıçra. Ver nefes. Squat'a otururken dizler öne kaymasın ve kalça geriye unutma. Sanki bir iskemle var ve biri onu çekmeye çalışıyor. Sen de kalçanla ona uzanıyorsun. Devam. Hop. Sıçra. Sakın bırakma. Ve süpersin. Harikasın. Gerçekten kendini tebrik et. Yine çok iyi yağ yaktın. Ve bacakların sıkılaşması için çok etkili egzersizler yaptın. Ama yarın biraz daha az ağrı hisset diye onları esneterek bitirmek istiyorum. Oturduk matağa. Bir ayağımızı dizden büktük. Diğer bacak uzun. Önce iki kalça kemiğim de sizi gösteriyor. Ayak tabanımı dışarıdan, göğüs kafesim yana doğru açık, yana doğru bir esnedim. Önce şurada bir stretching hissedeceğiz. Şimdi nefes al, nefes verirken bacağına doğru kapan, ayak flex'te ve yavaşça kalktım. Güzel. Diğer bacağa geçmeden önce iki ayak tabanını birleştir. Diz kapaklarını yere doğru kısa kısa aç. Gövden dik. Nefes ver. Ve şimdi diğer bacağı uzattım. Önce yine ayağımı dışarıdan yanından şöyle güzelce gelebildiğim kadar yakalamak zorunda değilsin. Herkesin esneme seviyesi farklı. Ama unutma ki esnedikçe bağ dokun ve fasyan daha da yumuşayacak. Şimdi öne doğru kapan. Ayağını flex'te çek ki hamstring kasların, arka bacak kasları esnesin.
Ve yavaşça doğruldum. Tekrar ayak tabanlarımızı birleştirdik. Yine dizler minik minik yana. Dik tur, iç bacağı da esnettik. Ve açtım iki bacağımı da. Açabildiğim kadar. Şimdi öne doğru bir katlanma istiyorum sizden ama böyle kambur değil. Belinizden öne doğru omurganız düz ne kadar gelebiliyorsanız bu kadar da olabilir. Şundan iyidir ama. Tamam. Eğer oluyorsa ayaklar yine flex'te, omurgan düz bir şekilde gel. Birazcık bekle. Canınızı acıtmanızı istemiyorum. Sadece bir gerginlik hissedin. Esnemeyi can acıtmayla karıştırmayalım. Eğer burada da insan dirseklerini de koyabilirsin. Amacımız biraz iç bacağı hissetmek. Süper. Ve birkaç nefes sonra her zaman olduğu gibi nefesle bitirelim egzersizimizi. Boşalt önce bir nefesini. Gözlerini kapat. Kollarını açarken burnundan kocaman derin bir nefes al. Ellerini birleştir başının tepesinde. Ve kalbine doğru indirirken ellerini yavaşça başını da ellerine düşür. Kendine bu vakti ayırdığın için teşekkür et. Ben size teşekkür ediyorum. Yine bu zorlu antrenmanı benimle birlikte yaptığınız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni ve etkili egzersiz videolarınızla karşınızda ve yanınızda olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.